Demokrasi dünyanın en narin çiçeğidir. Onu yaşatan hoşgörüdür, uzlaşıdır, diyalogtur. Size bu gece ülkemizde yetişen demokrasinin doğuş ve emekleme öyküsünü anlatacağız. Coşkulu ancak güç bir dönemin örtüsünü açacağız. Başrolü oynayanlardan hiçbiri hayatta değil. Ancak kurup bize hediye ettikleri demokrasi hala yaşıyor. Yolun sonuna geldik. İki ayı aşkın süredir bir demokrasinin kuruluş öyküsünü anlattık sizlere. Tek partili bir rejimin yıkılışına, milli şefliğin yok oluşuna tanıklık ettik. İlk serbest genel seçimlerin yapılışını, demokrasinin sancılar içinde yeşertilmesini birlikte yaşadık. Ve nihayet yeni bir iktidarın doğuşunu, yükselişini ve inişini izlettik sizlere. Sonunda vardığımız yer bir askeri müdahale oldu. Gerekçeleri ne olursa olsun ihtilal fırtınası bir kez esmişti. Şimdi 27 Mayıs sabahı iktidara el koyan subaylara düşen o fırtınayı dizginlemekti. Ama olmadı. Fırtına bir süre sonra onları da önüne katıp sürüklemeye başladı. Tarihten kalma senaryo tekrarlandı. İhtilal çocuklarının bir bölümünü yedi. İhtilal artık kendi dilinden konuşuyordu. Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi davası 5 ay süren bir hazırlık soruşturmasından sonra Ekim ayında başladı. Dolmabahçe'de kurulan irtibat bürosu önünde mahkemeyi izlemek isteyenler uzun bir kuyruk oluşturmuştu. Sanık yakınları, gazeteciler, Milli Birlik Komitesi üyeleri herkes Dolmabahçe vapurunda bir aradaydı. 10 yıllık bir dönem, topyekün bir iktidar, koca bir parti yargılanacaktı. Yargılama için Yassıada'daki kapalı spor salonu seçilmişti. Civarda olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış, Yassıada alarma geçirilmişti. Dünyada benzeri görülmemiş bir davaydı. 592 sanık tam 19 ayrı davadan yargılanacaktı. İhtilalin havası daha sanıklar getirilmeden mahkeme salonuna yayılmıştı. Adeta herkes nefesini tutmuş, aylardır ilk kez kamuoyu önüne çıkacak DP kadrosunu bekliyordu. Az sonra spor salonunun kapısında Celal Bayar gözüktü. Hemen arkasında Menderes vardı. Ardından da tekli kollar halinde tüm bakanlar ve milletvekilleri salona alındılar. Cumhurbaşkanından Genelkurmay Başkanı'na kadar topyekün bir iktidar şimdi sanık sandalyesindeydi. İlk duruşmayı hatırlıyorum. Çok dramatik bir olaydı. Yani ondan kısa bir süre önce mecliste seyrettiğimiz, meclisin çok büyük bir kısmını teşkil eden milletvekilleri oradaydı. Yani neredeyse meclis oradaydı, muhalefet bir kenara bırakılırsa. Böyle galiba onar onar getiriliyorlardı salona, yerlerine oturtuluyorlardı. Dinleyiciler arasında tanıdık bakıyorlardı, akrabaları. Da bir kısmına galiba şey yapılmıştı, müsaade edilmişti. Yani bir hüzün duyduğumu hatırlıyorum. Yadırgadığımı ve keşke olmasa böyle şeyler diye düşündüğümü hatırlıyorum. Yassıada'da bir numaralı sanık Celal Bayar'dı. En ön sırada, en başta oturuyordu. Elinde kasketi vardı. Son derece şık ve sakindi. Hemen yanında Başbakanı Adnan Menderes vardı. Yan yana oturdukları halde hiç konuşmuyorlar. Adeta bakışlarını birbirlerinden kaçırıyorlardı. Yassıada 15 yıllık bu birlikteliğin son durağıydı.
Birazdan salona Yüksek Adalet Divanı üyeleri girince herkes ayağa kalktı. Divan 15 yargıç ve 9 savcıdan kuruluydu. Başkan Salim Başoğlu'ydu. O güne dek kimsenin tanımadığı bir Yargıtay üyesi olan Başol, o günden sonra Yasıada duruşmalarının unutulmaz ismi haline gelecekti. Daha sonra hafızalara kazanacak sesi o sabah ilk defa duyuldu. Türk milleti adına yargı hakkını kullanmaya yetkili Yüksek Adalet Divanı'nın çalışmalarını açıyor. Bu sözlerle tam 11 ay sürecek bir dava başladı. Bütün Türkiye'nin kulağı da bu ilk oturumdaydı. Duruşmadaki her şey radyodaki Yassıada Saati programından anında bütün Türkiye'ye ulaşıyordu. Bir olay, bir aksilik her şeyi değiştirebilir, bozabilirdi. Yoklama yapılırken herkes kadar Başoğlu da heyecanlıydı. Yıllar sonra yakınlarına o günü şöyle anlatacaktı. İlk duruşmaya çıkacağız diyor. Çok heyecanlıyız. Neden? Çünkü bir dönemi yönetmiş, bir döneme imzasını atmış başbakan yargılanacak. Kimi ona oy vermiş, kimi sempatiyle izlemiş, kimi kızmış, kimi sevmiş. Divan üyeleri arasında da böyle düşünenler vardı. Bu toplumun insanlarıydık. İlk duruşmada çıkıp dese ki siz ihtilal mahkemesiniz, sizi tanımıyorum. Böyle söyler diye endişe ettik. Ben şahsen ettim. Acaba böyle söylese ne derdik? Ne diyebilirdik? Bunu düşündüm ve endişeye düştüm. Başol tam bu beklentinin gerginliği içindeyken bir avukat kürsüye geldi ve korktuğu şeyi söyledi. Müvekkiliniz Adnan Menderes hastalanmışlar efendim. Efendim? Müvekkiliniz Adnan Menderes efendi hastalanmışlar, bunu arz ediyorum. Söz istiyorlar. Çıkmak mı istiyorsunuz efendim? Söz istiyorlarmış efendim. İşte beklenen an gelmişti. Menderes aylardır ilk defa konuşacaktı. Elini kaldırdı, önünü ilikledi ve kürsüye geldi. Herkes merakla ağzından çıkacak kelimeyi bekliyordu. Kumandan beyefendinin büyük lütufları olmasa zaman zaman biraz görüşmek ve çıkarmak imkanını vermemiş olsalar şimdi huzurunuzda bulunmak imkanını dahi elde bulundurmaya muktedir olamayacaktır. Arzım şu ki bana imkan verecek, beni moralimi ve asabımı, rahatsızlığımı düzeltecek bir rejimin tatbikini. Kendiniz huzurunuzda kumandan beyefendiye şükranlarımı arz ederim. Yine huzurunuzda bütün genç subay beylerin nazik muamellerine teşekkür ederim. Menderes titrek ve saygılı bir sesle 5 aydır tecrit hayatı yaşadığını, konuşma gücünün ve akli yeteneklerinin zayıfladığını söylüyor, bu koşullarının düzeltilmesini istiyordu. Mahkemeyi reddetmemişti. Her şey o anda değişiverdi. Devrik Başbakan'ın konuşmasındaki aşırı nazik uslup, ihtilal mahkemesini ve izleyiciler arasındaki ihtilalci subayları rahatlatıverdi. Menderes'in direnmeyeceği belli olmuş en önemli kuşku geride kalmıştı. Mahkeme için bundan sonrası kolaydı artık. Orhan dedi ki bana, Burhan dedi, çok dedi manen yıkık bir duruma sokmuşlar hepsini dedi. Burada dedi usul konuşuyoruz, burada dedi bunu yırtıcı bir konuşmanın yapılması zorunlu dedi. Mutlak bir konuşma yap dedi. Biz sorgular başlayacak diye bekliyoruz. Halbuki bir nevi teşhir oldu. Sanıkların teşhiri anlamında. Onun üzerine ben kalktım, söz istiyorum dedi. Reis beyefendi, usul bakımından müsaade buyurulursa, bendeniz zabıtlara geçmiş bulunan ve bir anayasa prensibi ile ilgili bulunan bir hususa kısaca temas etmek istiyorum. Ve ben usul hakkında sözü istememle beraber mikrofona yürüdüm. Dünyada ilk defa olarak teşri yasama organının yargı organı karşısında yargılanmak durumuna sokulmasının kuvvetli ayrılığı prensibine aykırı düştüğü hususunu ifade ettim. Böylece divanın görevsiz olduğunu belirtmek istedim.
açık olarak duruşmaya başlandı. Sanıklar getirildiler. Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Şimdi sanıkların isim ve soyadları okunarak yoklama yapılacak. İsim ve soyadı okunan sanık burada mevcut olduğunu göstermek için ayağa kalkacak. Duruşmalar Başoğlu'nun her gün tekrarlanan bu unutulmaz takdimiyle başladı. İlk davanın konusu bir köpekti. Kamuoyunda köpek davası olarak adlandırılacak bu davaya konu olan köpek aslında bir Afgan tazısıydı. Bayar'a Afgan kralı tarafından hediye edilmişti. İddianameye göre Bayar en fazla 1500 lira edecek tazının 20 bin liradan alınması için Atatürk Orman Çiftliği'ne emir vermiş ve bu parayla da bir köye çeşme yaptırtmıştı. Bu suçtan Bayar'ın 5 yıl hapsi isteniyordu. Doğrusu böylesine görkemli bir mahkemenin ilk elde böyle sudan bir suçlama ile açılması yadırganmıştı. Dağ fare doğurdu diyenler oldu. Hatta Bayar biraz rahatlamış göründü. Suçlamalar hep böyleyse korkacak bir şey yok demekti. Tazıyla ilgili görüşü sorulunca kürsüye geldi ve şöyle dedi. Önümüzde bu kadar küçük bir meseleden dolayı böyle yüksek bir mahkemenin huzuruna çıktığım için en büyük cezayı çekmiş bulunuyorum. Bayar köpek davasından 4 yıl 2 ay hapse mahkum oldu. Menderes'in şansına ise bebek davası düşmüştü. Dava konusu başbakanın bir gayrimeşru çocuğunun doğum sırasında öldürtüldüğü iddiasıydı. Cemal Gürsel davanın başlayacağı sabah mahkemeye bir telgraf çekerek duruşmaların gizli celselerde yapılmasını istedi ancak bu reddedildi. Skandallarla dolu bu duruşma beklenenin aksine Menderes'e ve gizli aşkına puan kazandıracak ve eski başbakanın aklandığı tek dava olacaktı. Mahkeme ilk duruşmalarda seçilen suçlama konularıyla itibar kaybediyor, ihtilal her geçen gün biraz daha yara alıyordu. Bu iş cıvıtılmıştır. Yani böyle büyük şey mizansenle Yassıada'da ve de suçlamalar, bir garip suçlamalarla başladı. Şöyle ki, bebek davası, köpek davası, bunlar yargıyı cıvıttı. Anayasanın ihlali vesaire vesaire arkadan geldi maalesef. Baştan bunu ele alacaklardı. Kim bunu ihlale teşvik eden kimlerdi? Bayar mı? Menderes mi? Yoksa başkaları mı? Bunları bulacaklardı. Yani hayır. Bebek davası, köpek davasıyla başladılar. Ve bu surette de mahkemeler uzadıkça uzadı. Köpek davası, bebek davası diye halkın dilinde dolaşır durur. Basında dolaşır durur. Niçin Yüksek Adalet Divanı işe bunlardan başladı der. İşte arz ettiğim gibi başlama sebebi şu. Yüksek Soruşturma Kurulu bize tam her tarafıyla tamamlanmış bir anayasayı ihlal dosyası gönderemedi. Gönderemeyince bu o anayasaya aykırılıkların maddi vakalarına ait dosyaların gelmesini beklemek mecburiyetinde kaldık. Onların hepsi gelecekti ki hepsiyle bütünleşme yapılacaktı. Bunu yapamadığımız için mecbur kaldık parça parça küçük davaların dosyasına bakmaya. Ve bu tabiatıyla zaman aldı. Ve kayıptır aslında. Bir zaman kaybıdır ama bunda divanın kusuru yoktu. O sıralarda ihtilal komitesindeki subaylar da birbirine düşmüşler. Tesadüfen bir araya gelen kadrolar arasındaki anlaşmazlıklar hemen su yüzüne çıkıvermişti. Komite içinde Cemal Madanoğlu'nun önderlik ettiği bir grup derhal seçimlere gidip kışlalara çekilmekte ısrar ederken Başbakanlık Müsteşarlığı'na getirilen Alparslan Türkeş'in grubu bunun iktidarı İnönü'ye teslim etmek anlamına geleceğini savunuyordu. Kışlalara dönmek yerine bir süre daha iktidarda kalınmalı, partileşilmeli ve seçimlere girilmeliydi. Türkeş Başbakan
Baş müsteşarı. Kendi kendisine bir takım işler yapıyor. Gece gündüz çalışıyor. Bizi oldu bittiler karşısında bırakıyor. Komite toplanıyor. Gitgide de taraftar kazanıyor. Onun tarafından konuşanlar el kaldırıyorlar, 20-22 kişi oluyorlar. Biz azınlıkta kalıyoruz. Gerginlik gittikçe arttı. Ama biz çoğunluktaydık. Milli Birlik Komitesi'nde herhangi bir karar almak icap ettiği zaman bizim kararlarımız aşağı yukarı 10 veya 12'ye karşı 25, 26, 27 oyla karar haline geliyordu. Veya karşı tarafın kabul ettirmek istediği herhangi bir karar, herhangi bir teklif oy çoğunluğu bizim tarafta olduğu için kabul edilmiyordu. Aramızda böyle bir gerginlik sürüyordu. Bu gerginlik çok kısa sürede her alana yayıldı. Önce Ağustos ayında 235 general ve 5000 subay emekliye sevk edildi. Emin Sular olayı diye bilinen bu geniş tasfiye, orduda bozulan piramidi yeniden kurmayı amaçlıyordu. Ancak kurunun yanında yaşla yandı. Kimi kişisel nedenler, kimi tuttuğu grup, kimi de bir hiç uğruna çekememezlikten emekliye ayrıldı. Ordu açıkça kendi kendini de yaralıyordu. Ardından sıra üniversiteye geldi. Tam 147 öğretim üyesi yine birbirini tutmayan gerekçelerle üniversiteden atıldı. Eleştiriler arttıkça da basına kısıtlamalar konmaya başlandı. Milli Birlik Komitesi adeta 10 yıl önce DP'nin yaptığı hatayı tekrarlıyor, iktidarının dayanaklarını birer birer karşısına alıyordu. Askerlerin belirli bir eğitimi vardır. Askerlik yapmak için eğitilirler. Hele son derece karışık dengeler içinde yeni bir devlet çatısı kurmak çok daha güç bir şey. Subayların ise bu konuda hiçbir deneyimi yoktu. Nitekim kısa sürede işler giderek bozulur oldu. Kısa yoldan seçimlere gitmek ve demokrasiyi tekrar işletmek yerine gruplaşmalar, tasfiyeler, rencide edici davalarla iş uzadıkça uzadı. İhtilalci subaylar hem zaman hem prim kaybediyordu. Durum gittikçe kontrolden çıkmaya başlamıştı. Artık Cemal Gürsel de duruma hakim değildi. Gürsel'e anlattık dedik. Bu ne kepazelik? Ne durum? Biz bu işi şu niyetlerle yaptık. Şimdi biz çok oldu bittilerin karşısında kalıyoruz. Gürsel Paşa da bizden tarafa oldu. Dedi ki çocuklar dedi benim her gün burada dedi bana sorulmadan emir subaylarım değiştiriliyor. Ben dedi bazı kimselerle görüşmek istiyorum. Onu bulun getirin diyorum. Benim görüşmek istemediğim adamı getiriyorlar. Görüşmek istediğim adamdan beni görüştürmüyorlar. Sizle şimdi konuşurken dedi, şu masanın altında bir dinleme aleti var mı yok mu onu da bilmiyorum emin olun dedi. Milli Birlik Komitesi içerisinde ayrılıklar meydana getirmek için ve benim zayıflatılmam için gerek Cemal Gürsel Paşa'ya gerek Milli Birlik Komitesi üyelerine böyle bir tema işleniyor. Yani Türkeş'te Türkiye'nin Nasır'ı olacak, Cemal Nasır'ı olacak. Cemal Gürsel Paşa da Muhammed Necip durumuna düşecek. Yani yarın o bir gün Türkeş Cemal Gürsel Paşa'yı Muhammed Necip durumuna sokup onu uzaklaştıracak, bir yere hapsedecek. Kendisi de devlet başkanlığını da her şeyi de eline alacak. O günlerde bu propaganda çok yapıldı ve tesirli de oldu. Türkeş bir süre sonra Başbakanlık Müsteşarlığından istifa etmek zorunda kaldı ancak komitedeki ağırlığı sürüyordu. Müdahalenin ikinci günü İnönü'nün Gürsel'e yaptığı uyarı doğru çıkmış ve komite bölünmüştü. İnönü tetikteydi. Seçimi geciktirebilecek her tür harekete karşıydı. İşte bu aşamada devreye girdi. İsmet Paşa'nın 14'ler tasfiyesine gidilirken Milli Birlik Komitesi üyeleriyle tek tek bazı evlerde oturup konuşmalar yaptığı ve ben seçimle gelmiş bir iktidarın bir an önce kurulması taraftarıyım. Buna karşı çıkanların da karşısında olurum. Mesajını onlara vermiş olduğu muhakkaktır.
Komitenin erken seçim yanlısı Madanoğlu grubu İsmet Paşa'nın da desteğini almıştı. Şimdi tek yapılacak iş kanserli sayılan hücreyi yok etmekti. Bu işi de Gürsel ve Madanoğlu kimse duymasın diye yola çıktılar ve makam arabasında konuşarak hallettiler. Gürsel düğmeye bastı. Şoförle aramızda cam kalktı. Yani konuşmamızı şoför duyamayacak. Döndü bana. Dedi Madanoğlu ne dersin? Bunların dedi 7 tanesini dedi Kars Kalesi'ne kapatsak nasıl olur? Şimdi bunların 7 tanesini Kars Kalesi'ne kapatmak, ben başka bir hazırlık içerisindeyim ama bu çok cezri, kısa yoldan hedefe gidiyor. Kararlı mısınız dedim. Kararlıyım dedi. Öyleyse dedim 7 mi olur 14 mi olur onu bana bırakın dedim. Peki dedi. Döndüm geldim. Arkadaşlardan çok güvendiklerimden 5-6 kişiyle birleştik, buluştuk. Karar verdik. Oyladık. 14 kişi de durduk. Yani rastlantı oldu. Yeter dedik. Kendimizden fazlasını sürgüne göndermiş durumda olmayalım. Bir sabah kalktık ki evimizin etrafı kuşatılmış. Efendim, bize bir emir tebliğ ettiler. Milli Birlik Komitesi lağvedilmiştir. Efendim, yeniden kurulmuştur. Yeni Milli Birlik Komitesi şunlardan kuruldur diyor. Biz 14'ler yokuz. Diğer üyelerin isimleri var. Ve bize de deniyor ki evinizden dışarı çıkmayın. Emekliye, ordudan da emekliye sevk edildiniz. Türkeş 10 gün gözaltında kaldıktan sonra Hindistan'a Yeni Delhi Büyükelçiliğinde basit bir göreve yollandı. Diğer 13 arkadaşı da benzer görevlerle yurt dışına sürüldüler. 14'ler dosyası böyle kapandı. İhtilal evlatlarını yemeye başlamıştı. Dışarıdaki yumuşamanın yasadaya ilk etkisi ailelere görüşme olanağı sağlanması oldu. 6 aydır birbirinden ayrı olan aileler ilk kez bir araya geleceklerdi. Herkes heyecan içindeydi. Bizi aldılar, bir yere götürdüler. Sonra orası yasada komutanın odası olduğunu öğrendik. Önce komutan bizi karşılamış oldu. Annem ve ben vardık. Bir süre sonra rahmetli babam geldi. Kucaklaştık. Kaldığımız süre zannediyorum 45-50 dakikalık bir süredir. O süre içerisinde biz yalnız kalamadık. Devamlı ada komutanı oradaydı. Onun için hep söylemeyi istediğimiz şeyleri değil de söylememiz gerekenleri orada söylüyorduk. Ve tabii ikide bir de fotoğraflar çekiliyordu. Ondan sonra ara sıra komutan Adnan Bey sen benim yanımda dur falan şeklinde sözleri oluyordu. O fotoğraflar beni çok şey etmişti, rahatsız etmişti. Şöyle rahatsız etmişti, o fotoğraflar bir yerde bir teşhir aracı olacaktı. Belki de o fotoğrafları çektiren insan bir gün işte ben iyi muamele ettim, beraberdik diyecekti ama o fotoğraflarda herkesin yüzündeki ifade aslında tabi olduğu şartları yansıtıyordu. Hasan geldiği zaman tabii 7 aydan beri görmemişim. Rengi sapsarıydı. Çok zayıflamıştı. Yarım saat nefes alamadı. Ne oldu Hasan dedi. Bizi gördüğüne memnun olmadın mı dedim. Sonradan öğreniyorum ki hiçbir haber vermeden gel Polatkan demişler, almışlar. Bir şeyin içerisine, barakanın içerisine bizle yüz yüze gelince artık çocuklarım, ailelerimiz de buraya geliyorlar diye heyecandan nefes alamamış. Ama bu sevinci yaşayamayanlar da oldu. Bazıları Dolmabahçe'deki irtibat bürosu önünden geri döndüler. Gittim.
oradaki işte bir subay var. İsim sordu bana. Ben ismimi Nazlı Çavuşoğlu dedim. Sen Muammer Çavuşoğlu'nun nesi oluyorsun deyince kızı oluyorum dedim. E peki dedi sen bu bileti nereden buldun? Parayla mı satın aldın dedi. Yok dedim. Niye parayla satın alacakmışım ki? E bana dedi ki senin dedi baban hapiste. Babanı görmek için dedi elbette parayla satın alırsın. Ben de dedim ki madem dedim sizin için bu kadar önemli bir baba, niçin siz beni göndermiyorsunuz? Neyse. On dörtlerin gidişiyle birlikte hava birden değişiverdi. Artık hedef bir an önce seçim, bir an önce demokrasiye dönüş idi. Nitekim askerler hemen bazı yetkileri sivillere devretmeye başladı. Kurucu Meclis bunun ilk adımı oldu. Kurucu Meclis hem Anayasa Komisyonu'nun aylardır üzerinde çalışıp bir türlü anlaşamadığı anayasayı tamamlayacak, hem de bir seçim yasası çıkararak ülkeyi seçime götürecekti. Yepyeni meclis binasının siftahını yapmak kurucu meclise nasip oldu. Milli Birlik Komitesi üyeleri bir günde parlamenter oldular. Çeşitli baskı gruplarının temsilcilerinden de bir temsilciler meclisi kuruldu. Ve İnönü yeniden meclise döndü. Kurucu meclisin eksiği tabii Demokrat Parti oldu. Demokrat Parti kapatılmıştı. Aslına bakarsanız kurucu meclis 3 ay sonra seçim yapılabilseydi, teşkil olunacak meclis tarafından yapılacak görevleri yüklendi. Ama o arada Demokrat Parti kapatıldığı için kurucu meclis sadece Halk Partisi ile Millet Partisi'nin ya Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin ve daha tarafsız diye bilinen kimselerle kuruldu. Çok kaliteli bir meclis oldu. Bunlara 1960'ın öncesindeki son Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında kabul edilmiş ilk hedefler beyannamesinin esasları öncülük etti. Bu ilk sivilleşme adımını hemen diğerleri izledi. Siyasi partiler serbest bırakıldı. Şubat ayında 3 gün içinde 7 parti birden kuruldu. Adalet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Yeni Türkiye Partisi o günlerde doğdular. Demokrat Parti Yassıada'da yargılanırken mirası Ankara'da paylaşılıyordu. Nihayet 1961 Anayasası 27 Mayıs'ın 1. yıl dönümünde kurucu mecliste kabul edildi. Yeni anayasa yepyeni haklar ve özgürlükler vaat ediyor, acılarla dolu bir dönemden çıkış ümidi veriyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin en ileri, en liberal anayasası getirilmişti. İleriki yıllarda fazla özgürlükçü diye şikayet dahi edilen 61 Anayasası, 9 Temmuz 1961 günü yapılan referandumda %60 evet oyu aldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yeni bir sayfa açılıyordu artık. Ülke yeni bir dönemin heyecanındayken Yassıada'da davalar olanca ağırlığıyla sürüp gidiyordu. Üstelik iş günden güne sertleşmeye de başlamıştı. İstanbul'da Yeni Kapı sahillerinden Yassıada'ya tünel kazarak sanıkları kaçırma planları yapıldığı söylentisi yayıldı. Bunun üzerine Gürsel sert bir çıkış yaptı. Böyle bir girişim olursa gidenlerin orada et ve kemik yığınından başka bir şey bulmayacaklarını söyledi. Mahkemede de sanıkların yakınmasına karşılık Salim Başoğlu'nun ne yapalım sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor demesi, Yüksek Adalet Divanı'nın baskı altında olduğu söylentilerini arttırdı. Yassıada'da baştaki köpek bebek davalarının yerini çok daha ciddi suçlamalarla dolu yenileri almıştı. Anayasayı ihlal, örtülü ödenek, Topkapı ve 6-7 Eylül olayları türünden davalar DP'lilere zorlu anlar yaşatıyordu. 6-7 Eylül kararlarının İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da mürettep bir şekilde başlaması hakkında en ufak bir malumata ve bilgiye sahip değilim. Bu kadar geniş bir tahrip hareketini kim idare etmiş olabilir? Kendiliğinden olamaz. Elbette bunun bir mürettebi olmak gerektir. Siz o zaman Cumhurbaşkanı bulunduğunuza göre ve Hasan Mahalle'de gelmiş olduğunuza göre ne diyebilirsiniz? Kim tertip etmiştir? Arz ettim.
Her milli hareketi takip etmekliğimize hatta maddeten imkan yoktu. Çünkü o zaman efkar-ı umumiye şu haldeydi ki en küçük köyde dahi nümayiş ve miting yapmak arzu ediliyordu. Ve binaenaleyh bunların yakinen takip etmek benim için mümkün değildi. Başbakanlıkta bulunan bir yazı bu, bir kağıt. Malumat tanziye verirken böyle söyledi diyor. Reis Beyefendi Hazretleri bu tamamen aklı mantıkın haricinde kıyasında bir şey. Müsaade buyurursanız arz edeyim. Bu bir defa Başsavcı Beyefendi'nin ifadeleri tertibin vukuunun muhakkak olduğu esasına istinad ederek irad edilmiş ve tevcih edilmiş bir sual oluyor. Halbuki biz bunun böyle bir tertibin mevcut olmadığını iddia etmekteyiz. Ve böyle bir tertip hakikaten ve fiilen mevcut değildir. Bayar ve Menderes arasındaki uslup farkı herkesin dikkatini çekiyordu. Bayar ne kadar mahkemeye yukarıdan bakar bir havadaysa Menderes o kadar alttan alır görünümdeydi. Yargıçların oturduğu kürsüden bakıldığında bu fark daha açıkça göze çarpıyordu. Adnan Menderes daha müeddep yani edepli, terbiyeli bir tavır içinde oturur ve öyle konuşurdu. Celal Bayar'a sürekli yan otururdu. Tam cephesini vermezdi. Arkası yarı olarak Celal Bayar'a daima böyle dönüktü. Hiçbir gün Celal Bayar adını ifade etmemiştir. Yani adını ağzına almak istemiyordu. Adeta başına gelenlerin Celal Bayar'dan geldiğinin farkında ve onun hiddet ve hıncı içindeydi. Celal Bayar adını söylemesi gerektiği zaman hep Sakıt Cumhurbaşkanı diyerek geçiştirdi. Bayar'la Menderes arasındaki bu ilişki ve üslup farkı elbette onlara yönelik tavırları da hemen etkiliyordu. Yasadaya girerken bütün hücumlar Bayar'aydı. İki ay sonra soruşturmalar başladıktan sonra hücumları, hakaretleri, hedefi Menderes'e irca ettiler. Menderes'in üstüne topladılar. Her olayın altında, vatan cephesinden tutun da Selanik'teki Atatürk'ün evinin bombalanması hikayesine, Ekspres gazetesinin bu olayı vermesi hikayesinden 6-7 olaylarına, işte Geniz Barajı'na, İzmir, Turgutlu, Yeşilhisar, 28 Mayıs, 555K olaylarına varıncaya kadar her davada Menderes kafilenin başında gitti mahkemeye. Siyasal hedef Bayar değil Menderes'ti davada. Siyasal gücün, halk sevgisinin Menderes'te olduğunu hesaplıyordu ihtilalciler ve Cumhuriyet Halk Partiler. Menderes'i yıpratmak için orada çeşitli davalar açtılar. Maddi manevi güç gösterisi yaptılar. Fiziki etkiler yaptılar. Menderes'i halkın gözünden düşürmeye uğraştılar. Oysa daha birkaç ay önce şimdi devlet başkanı olan Gürsel Menderes'e bir mektup yazıp millet sizi seviyor, Bayar istifa etsin siz cumhurbaşkanı olun dememiş miydi? Gürsel 27 Mayıs'tan sonra bu mektubu kamuoyuna açıklamış ancak çok hayati olan bu iki satır çıkarılmıştı. Menderes'in avukatı Burhan Apaydın mektubun aslı açıklanırsa bunun savunmaya çok yardım edeceğini düşünerek konuyu mahkemeye getirdi. Menderes'ten habersiz bir dilekçe yazarak mahkemeye verdi. Gürsel'in mektubunun aslı mahkemede okunursa Menderes büyük bir baskıdan kurtulacaktı. O arada bir diyeceğiniz mi var diye Salim Başol'un sesini duydum. Duyunca başımı kaldırdım. Adnan Menderes mikrofondaydı. Bir maruzatım var dedi. Birden şaşırdım çünkü Adnan Menderes mahkeme başkanının söz vermeden, gel demeden imkanı yok. İskelmesinden kalkması mümkün değil. Ve çoğu defada söz vermezdi. Şimdi mahkeme başkanından söz istemeden Adnan Menderes'in kalkıp mikrofonun başına gelişi dikkati çeken bir olay. Derhal anladım her şeyi. Menderes söze şöyle başladı. Memleketin ve devletin yüksek menfaatlerini korumanın herkes için bir görev olduğunu belirtti. O arada
Devlet başkanının isminin bu mukaddes çatı altında geçmesini memleket menfaatlerine uygun görmüyorum dedi. Ve başını hafif çevirerek sayın avukatımdan rica ediyorum dedi. Bana bakarak yandan talebini geri almasın dedi. Herkes donup kaldı. Menderes bu şekilde elindeki en önemli savunma kozunu harcamıştı. Birkaç gün sonra avukatı Apaydın'da tutuklandı ve Gürsel'in mektubu sorunu böylece kapandı. Başkent kaynıyordu. 14'lerin sürülmesine rağmen komitedeki bölünme giderilememişti. 23 kişi kalan komitede iktidarı uzatmak isteyenlerle seçimleri çabuklaştırmak isteyenler arasındaki kavga büyüyordu. Üstelik şimdi bir de komite dışında, silahlı kuvvetler içinde Talat Aydemir'in örgütlediği cuntalar oluşmaya ve kararlara müdahale etmeye başlamıştı. Ordu siyasetin tam içine saplanmış kalmıştı. Eski rejim bir günde tasfiye edildiği halde yenisi bir yılda hala kurulamamıştı. Ülkenin kaderi demokrasi ile askeri bir diktatörlük arasında gidip geliyordu. Seçimler tehlikeye girdiği gibi yasa da kararlarına müdahale olasılığı da artık doğmuştu. Ordu hastaydı. Bunu 27 Mayıs'ın üzerinden daha 2 ay geçmeden Devlet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel de söylemişti. Hastalığın mikrobu ise politikaydı. Gürsel, askerin siyasetle uğraştığı bir ülkede yıkılıp mahvolmak mukadderdir diyordu. Oysa asker şimdi gırtlağına kadar politikanın içindeydi. Yavaş yavaş komutanlarla ihtilacı subaylar arasında da güvensizlik baş gösterdiği anlaşılıyordu. Temel sorun, harekatın emir komuta zinciri içinde yapılmamış oluşuydu. Bir grup kurmay subay ülke yönetimine el koymuş, dolayısıyla komutanlar da onların emrine girmişlerdi. Milli Birlik Komitesi üyesi bir kurmay albay, genelkurmay başkanını çağırsa kıyamet kopuyor, ordunun alışa geldiği yerarşik düzen alt üst oluyordu. Bunun üzerine silahlı kuvvetler içinde komite karşıtı bir eğilim baş gösterdi. Aralarında genelkurmay başkanı Cevdet Sunay'ın da bulunduğu komutanlar, komite üyelerinin orduyla ilişkilerini kesip tamamen politikayla uğraşmalarını istediler. Kargaşa böylece bir ölçüde giderilebilirdi. Komiteye giremeyen Talat Aydemir gibi bazı ihtilacı subaylar da bu akıma katıldılar. Silahlı Kuvvetler Birliği işte bu şekilde oluştu. Komite üyeleri ise güçlerini arkalarındaki silahlı destekten aldıklarını biliyor, birliklerinden kopmak istemiyorlardı. Ordu ile komite arasındaki bu huzursuzluk 6 Haziran günü yaşanan bir olayla su yüzüne çıkıverdi. Bakanlar Kurulu, Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'i Washington'a tayin etmeye kalkınca kıyamet koptu. Hava kuvvetlerine ait jetler Çankaya Köşkü üzerinden alçaktan uçuş yaptılar. Gürsel birkaç gün sonra Tansel'i görevine iade etmek zorunda kaldı. Komitenin artık eski gücünde olmadığı böylece açıkça ortaya çıktı. Bir silahlı kuvvetler birliği oluştu. Bu silahlı kuvvetler birliği oluştuktan sonra ben artık durumun kontrolünü elden kaçırdığımı anladım. Daha üstelik daha azdırmamak için bir dilekçe verdim. Başkan Gürsel'e, bilgi olarak da komiteye istifa ettim. Ayrıldım. O andan itibaren komite sarsılmaya başladı. Yani bizi korumak için örgütlendiklerini söylüyorlardı. Fakat 6 Haziran 1961'de bize muhtıra verdiler. Filan tayin gidecek, filan tayin edilmeyecek, filan emekli edilecek, filan edilmeyecek diye. Ve o gün 20 Mayıs büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Çünkü 20 Mayıs amaçladığı doğrultusundan artık yapıcılarının dışındaki insanlar tarafından saptırılabilirdi. 6 Haziran'da bize zor kullanan, bazı dilekleri için zor kullanan o insanlar ileride başka şeyler için de zor kullanacaklardı. Ve bunların başında da yasada verilecek kararların infazı ya da infaz edilmemesi olacaktı. Belliydi bu. İkincisi daha vahimi, meclis seçimleri yapılmaması, meclislerin toplanmaması olacaktı. Müzik.
Ankara'da Ordu ve Milli Birlik Komitesi kaynarken Yassıada'da artık karar aşamasına yaklaşılmıştı. Sonucu hemen herkes tahmin ediyordu. Öyle ki Ağustos ayı sonunda sanık aileleri ikinci kez Yassıada'ya geldiklerinde hemen herkes bunun bir veda ziyareti olduğunu biliyordu sanki. Ama kimse söylemeye cesaret edemedi. Görüşmenin çok hazin bir tablo oluşturduğunu söyleyeyim. Hep gözleri yaşlıydı. Hatta rahmetli babamı ağlıyordu. Annem öyle, hepimiz öyleydik. Bir taraftan bir helalleşmek, bir vedalaşmak imkanı da yoktu. Bir başka şahıs vardı. Ve herhalde orada bulunan insanın nasıl bir akıbet beklediğini biliyorlardı. Bilmeseler bile büyük bir ihtimal ölüm cezalarının geleceğiydi. Bir iki dakika bile baş başa kalamadık. O hazin tablo içerisinde rahmetli babamın anneme dönerek bir ara Cemal Gürsel'le devlet başkanı olan bir görüşme imkanı aramasının iyi olabileceği istikametinde bazı şeyler söylediğini hatırlıyorum. Menderes gelecek kararı artık tahmin ediyor ve dışarıda neler olup bittiğini bilmese de bir içgüdüyle Gürsel'in yardımcı olabileceğini düşünüyordu. Yassıada'dan çıkacak idam kararlarını onaylama yetkisi komitedeydi. Komitenin başkanı da Gürsel'di ve idamlara karşıydı. Kağıt üzerinde son sözü Gürsel'in söyleyeceği sanılıyordu. Oysa iş hiç de öyle değildi. İpler çoktan Gürsel'in elinden çıkmıştı. Cemal Aga komiteyi kontrol edemeyeceğini anlayınca mahkemeyi uyarmayı düşündü. 2 Ağustos günü yanına komiteden 6 üyeyi de alarak mahkeme başkanı Başoğlu görüşmeye çağırdı. Florya'daki bu toplantıya katılanlar arasında Supi Karaman da vardı. Cemal Gürsel orada Türkiye'nin o anda içinde bulunduğu durumu, hemen bir iki ay sonraki kurulacak demokrasiyi, yapılacak seçimleri ve o demokrasinin 61 anayasıyla birlikte yaşamasını, şartlarını anlatan bir güzel konuşma yaparak hakimlere, bu iki hakime şunları söyledi. Biz bugüne kadar size en ufak bir yetki yapmadık. Çok önemli bir, yani kararlara varacaksanız o kararları hukuksal düşüncelerinizle, vicdani kanaatlarınızla hakimlere alacaksınız. Hiçbir etki dışarıdan bizim adımıza biz yapmıyoruz ama bizim adımıza hiçbir etkinin de yapılmasına tahammülümüz yok. Bildiğiniz gibi yapın. Ama ülkenin geleceğini de bir ölçüde düşünün. Hukuktan ayrılmayacaksınız ama bir ölçüde siyasi durumu da düşünürsünüz, düşünmesiniz. Gürsel satır arasında idam cezası verip işi zora sokmayın demek mi istiyordu yoksa komite adına mahkemeyi etkilemeye çalışanları devre dışı bırakmaya mı uğraşıyordu? Hangisi olursa olsun kesin olan bir şey vardı. Ankara gibi Yassıada'da da Cemal Aga'nın denetiminden çıkmış durumdaydı. İstanbul ekibi olaya el koymuş, Yassıada'yı kontrol altına almıştı. Dahası infazların yapılacağı yeri seçmiş, hatta hazırlıkları bile başlatılmıştı. Yassıada'da duruşmalar sürerken İmralı'da mezarlar kazılıyordu. Bu infazlardan bir ay kadar evvel cezaevi savcısı İstanbul Adliyesi'ne çağrılmış idi. Dönüşte kendileriyle yaptığımız görüşmede infazların İmralı cezaevinde yapılacağını, bunun münasip görüldüğünü söylediler. Dolayısıyla da infaz hazırlıklarına başlanması gerekiyordu. Askeriye cephane yapılıyor şeyiyle, o zan içinde tabut yapmaya başlanıldı. Bu arada infaz sehpaları hazırlandı. Zeytin ağacı dikeceğiz diye, bir dikkati çekmesin diye 80 küsur mezar kazıldı. Eylül ayına girildiğinde geriye sayma başlamıştı. Kararların açıklanması gün meselesiydi. İdamlar kapıdaydı. Komite tam bir kargaşa içinde görünüyordu. Bazı üyeler hepsini asalım görüşünü dile getirir olmuşlardı. Eylül başında 22 komite üyesinden 13'ü idam kararlarının hayat boyu hapse çevrilmesinden yanaydı. Asalım diyenlerin ise sayısı 9'du.
Ancak ordu öylesine kaynıyordu ki bu dengeler her an bozulabilirdi. İş kontrolden çıkınca iki komite üyesi son bir girişim yapmaya karar verdiler. İnönü'ye gittiler. Onların gücü kalmamıştı. İsmet Paşa'dan eski rakiplerini kurtarması için ordu üzerindeki ağırlığını kullanmasını istediler. Kamufle etmek için eşlerimizi de bir ziyarete gidiyormuşuz gibi alarak Ahmet Yıldız ve ben İnönü'nün evine, Ayten Sokak'taki evine gittik. Hanımlarımız aşağıda kaldı. Biz yukarıda çalışmadan çekilerek orada durumu açıkladık. Evvela şunu söyledi. Ben aradan 16 ay geçtikten sonra Milli Birlik Komitesi üyeleri içerisinde hala idam düşünenler olduklarını sanmıyorum dedi. Aklım almıyor dedi. Sizi hepinizi akıllı insanlar biliyorum. 17 ay sonra, 16 ay sonra idam olur mu? Yani demek ki böyle düşünenler var, hayretler içinde kaldım diye başladı. İdamların son derece yanlış bir şey olacağını söyledi. İnönü'ye önce kamuoyuna bir açıklama yapması önerildi ama bu devam eden bir davayı etkilemek sayılırdı. Bunun üzerine İsmet Paşa bizzat Gürsel'e hitaben bir mektup yazmaya karar verdi. 13 Eylül 1961 tarihini taşıyan mektup sert bir dille kaleme alınmıştı. İnönü, ülkenin ihtilalden 1,5 yıl sonra seçimlere gittiğini hatırlatıyor, ordunun böyle bir idama onay vermesinin halkla ordu arasında deva bulmaz bir kırgınlık yaratacağını söylüyor ve bu görüşlerinin Milli Birlik Komitesi'ne de iletilmesini istiyordu. Komitede idam eğiliminin ağır basmaya başladığı ortadaydı. Bazı anayasa profesörleri bile mahkeme karar verirse idamların infazından yanaydılar. Bunlardan biri de Profesör Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu'ydu. İnönü şuradan buradan konuşurken bana hocam idam var mı idam dedi. Elini böyle uzatarak o kendine özgü tavırlarıyla. Paşam bunu ben bilemem dedim. İdam var mı veya yok mu? Yasalar nasıl emrediyorsa, hangi yolda geliyorsa, eğer suçluluk o zamanın Osmanlıca sözüyle tebeyyün ederse, yani kanıtlanırsa, açığa çıkarsa elbette idam da olur dedim. Onun üzerine dedi ki ama dedi idam bir şey halletmez dedi. Yahu İsmet demiş, bu kadar adam astık, bunların asıldıkları unutuldu, bunların yedikleri kepazelikler, yaptıkları işler unutuldu, asıldıkları unutulmadı. Aman dikkat meden ol dedi. Ancak ordu içinde kimse İnönü'nün sesine kulak kabartacak halde değildi. Gürsel kabinesinin 14 bakanı bir uyarı mektubu yazıp idam olmasın dediler. Ama onların da artık bir ağırlıkları kalmamıştı. Kararların açıklanmasına 2 gün kala komite ile ordu komutanları ortak bir toplantı yaptı. Komutanlar sertlik yanlısıydı. İdam etmek adeta askerin gücünü gösterecekti. Karar günü yaklaşırken rüzgarlar ters esmeye başlamıştı. Cevdet Sunay'ın başkanlığında kuvvet komutanları, jandarma genel komutanı, Milli Savunma Bakanlığı müsteşarı geldiler. Onlarla müzakere ettik. Onlara sorduk, ne düşünüyorsunuz? Siz bunun fayda ve sakıncalarını söyleyin dediler. Biz iki temsilci çıkardık. Birisi lehinde, birisi aleyhinde. Çok şiddetli tartışmalar oldu. Dinlediler bizi. En sonunda biz bir destek bulalım derken onlar bu konuda yetki Milli Birlik Komitesi'ne aittir. Cevdet Sunay'ın ağzından aynen. Biz yetkimiz yok. Bir işin bu tarafıyla meşgul olmak istemiyoruz. Bu yetki mevcut anayasamıza göre Milli Birlik Komitesi'ne aittir. Silahlı kuvvetler Milli Birlik Komitesi'ni desteklemektedir. İdam çıkmazsa memnunsuzluk olacaktır, olabilir. Allah yardımcınız olsun dedi ve başka bir şey söylemedi. Nihayet karar günü geldi. O gün yasada da son sözü Salim Başol söyleyecekti. Ancak Menderes sözü ona bırakmadı. Çocukluğundan beri hep ölümden korkmuş, hep ölümle savaşmış, hep ölümden dönmüştü. Ama şimdi Marmara'daki bu uzak adada ölümün artık kapısını çaldığını duyuyordu. Ölüm bu kadar yaklaşınca bu kez kendini onun kollarına atmak istedi. Sabah saat 4'te kapısındaki nöbetçiler yatağından düştüğünü duydular. İçeri girdiklerinde Menderes komadaydı.
kendisine verilen uyku ilaçlarını dilinin altına biriktirmiş, saklamış ve o sabah hepsini birden yutmuştu. Doktorlar yetiştiğinde o son ayların en derin uykusunu uyuyordu. Yasağı dayı panik sardı. Menderes'in hemen midesi yıkandı ve son anda kurtarıldı. Menderes bakımdayken yasağı da sanıkları mahkeme salonu önünde toplandılar. 9 ay 20 gün süren 287 oturumluk maratonun sonuna gelinmişti. Öğleye doğru sanıklar gruplar halinde salona alınmaya başlandılar. Sinirler gerilmişti. Sinek uçsa duyulacaktı. Sanık Celal Bayar. Türk Ceza Kanunu'nun 146 taksim 1. maddesi hükmünce ölüm cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle. Gayet vakur dinlediler. İdam kararlarını dahi fevkalade vakur dinlediler. Ve mahkemeyi biraz da kızdırıcı bir tutum içinde, vurdum duymaz bir tutum içinde dinleyip gittiler. Bilhassa Bayar'ı hatırlıyorum. Bayar gayet soğukkanlı. Attı şey, kulaklıkla dinliyordu. Kulaklığı attı gitti. Hiçbir şey demedi Bayar. Hüküm tebliğ ediyorlar. Tebliğ edilir edilmez bir resminizi çekiyorlar. Tahmin ediyorum ki o andaki reaksiyonunuzu ölçmek istiyorlar. Tabii bu esnada insan kendi kendine de düşünmüyor değil, düşünüyor. Kendimi hazırladım. Bu en azından müebbet ama idam olması da daha çok ihtimal dahilinde. Benden evvel Emin Kalafat vardı. Emin Kalafat'a 146-1 tatbikiyle idamına dedi. Çanakkale mebusu eski bakanlardan Emin Kalafat'a. Emin Kalafat bir sarlandı. Bu Londra uçak kazasında da falan arıza geçirmişti. Fakat kendisini dik tuttu ama bir sallantı hissetti. Ben kendi kendime sallanmamaya gayret edeyim dedim. Ben o da geldi 146-1 idamına dedi. İçimden bir gülmek geldi. Ve o resim çekene rahatlık bir şöyle bir poz verdim gülümseyerek. Kararların okunması bittiğinde başta Bayar ve Menderes olmak üzere toplam 15 idam vardı. 43 sanık da çoğu anayasayı ihlalden hayat boyu hapse mahkum olmuştu. Çıkışta idamlıklarla müebbetleri ayırdılar ve ellerini kelepçelediler. O kelepçeyle şeyler, müebbet olanlar motora bindirdiler, bir motora. İdamlıklar bir başka motora. O da bir hazin manzara. Hazin manzara. Tasavvur biliyor musunuz? Milletvekili olmuşsunuz, bakan olmuşsunuz, memnun olmuşsunuz. Günün birinde siyasi bir suçlama ve mahkumiyetle kelepçeleniyorsunuz. Ve nihayet 15 idam mahkumundan Menderes dışındaki 14'ü bir muhriple Yassı Adadan ayrıldılar. Marmara'da bir adada başlayan dönem yine Marmara'da bir başka adada kapanacaktı. İmralı'ya giderken geminin ambarında geçen dakikalar fizikman zayıf düşmüş ama moralman hiçbir değişikliğe uğramamış insanlar grubunun seyahati oldu. İnanın pikniğe gidiyor gibi gittik. Yolda bir muhribin ambarında elleri kelepçeli son yolculuğunu yapanlar bir dönemin cumhurbaşkanı, bakanları, milletvekilleriydi. Tam olarak nereye gittiklerini bilmeseler de ne için gittiklerini artık çok iyi biliyorlardı. Bu ölüm yolculuğuydu. Muhrip İmralı'ya doğru yol alırken Bayar eski Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'ya döndü. Ve adeta bir bakanlar kurulu toplantısındaymış gibi konuşmaya başladı. Dedi ki, Fatin dedi, Fatin Rüştü Bey'e. Sen dedi, Türkiye'nin ekonomik şartlarını, dünya politikasını en iyi bilen arkadaşlarımızdan birisisin dedi. Şimdi bize dedi, izah et bakalım dedi. Müşterek pazara girmemiz Türkiye'nin hayrına mı olur, zararına mı olur? Bunu anlat bakalım dedi.
Şimdi bu sohbeti atlayınca Fatih Rüştü Zorlu bu işi anlatmaya başladı. İdam yolcuları İmralı yolunda Türkiye ortak pazar ilişkilerini tartışırlarken idam kararları bütün dünyada duyulmuş. Bu arada Amerika'da Beyaz Saray'a da Ankara'daki elçiliğin mesajı ulaşmıştı. Mesajı ilk okuyanlardan biri Türkiye'nin eski Amerikan büyükelçisi George McGee idi. When I read this telegram that 14 members had been sentenced to death including a number of others apart from Byron, apart from Menderes and Zorlu and Poliquin. I was going in for a meeting with Dean Rusk, our Secretary of State. He immediately said, we must do something. And he picked up the phone and got Kennedy on the phone and explained the situation. Kennedy had seen the telegram. And Kennedy said, do everything you can do to help these people go the limit. And so I went out and got Raymond Hare, who was our ambassador, on the phone. And told him that the president authorized him to take very strong measures. And he said, well, I'm just going to meet with the junta, the group of colonels who were in control. And I will do what the president said. Yassıada'daki oturumdan 3 saat sonra idam kararları bir jet kurye uçağıyla Ankara'ya getirilmişti. Bir denizkurmay albay koltuğunun altında deri bir çantayla meclisin merdivenlerini tırmandığında saat 18 olmuştu. Artık son sözü 22 kişilik Milli Birlik Komitesi söyleyecekti. Çok gergin bir ortamda saat 18'de toplandık. Yassıada'dan bir jet kurye uçağı getirdi. İki takım kararlar. Başında o getiren bir deniz kurmay albay bir arkadaş. İşte komite toplandı. Cemal Gürsel'in başkanlığında başkanlık divanına teşekkür ettirildi. İki arkadaşımız katipliklere geçti. Selahattin Özgür ve Rafet Aksoyoğlu. Ve Cemal Gürsel yani komite üyelerinin bu müzakerelerin çok şiddetlenmesi halinde birbirlerini öldürürler gibi bir izlenme de belki düştü. İşi uzatmadan, kısa yoldan kurtarmak istedi. Aslında Cemal Gürsel de infazların yapılmasına taraftar değildi. Yani gergin ortamı çok dikkate alarak işi usul, yani genel konu üzerinde açmadan herkes her şeyi biliyor dedi. Nasıl karar varacağız? Bunun usul müzakerelerini yaptırarak şeye başladı. Toplantı açıldıktan biraz sonra meclisin herkes tarafından bilinen dilsiz birkaç tane müstahdimi vardır. Onlardan bir tanesi içeri girdi. Yani gizli oturumlara onlar duymadıkları için girmelerinde sakın yok dedi. Girdi ve bir kağıt uzattı Cemal Gürsel'e. Cemal Gürsel kağıdı okudu. Dışarıda Dışişleri Bakanı bekliyor. Selim Tayper, Amerikan Cumhurbaşkanı'ndan aldığı bir mesajı, bu konuyla ilgili mesajı bize ulaştırıyor. Kennedy, şimdi aldığım bir habere göre yasadaki yapılan mahkemeler Yüksek Adalet Divanı 15 ölüm cezası vermiştir. Bu cezaların Milli Birlik Komitesi tarafından uygulanacağı haberi bana, yani onaylanacağı veya onaylanmayacağı haberinin yetkisinin Milli Birlik Komitesi'ne olduğunu haber verdiler. Çok acele olarak size şey yapıyorum, demokratik ülkelerde, demokrasilerde siyasi suçlardan idam cezasının yapılmış olması kötü etki yapar. Türk Devleti'nin iç işlerine karışmak biz Amerikalıların görevi değildir. İç işlerinize tamamıyla şeysiniz, simsiniz ama bunları yapmamanız daha uygun olur. Hatta gerekirse bu konuda sizinle bir yerde de buluşmaya hazırım. O işin bu kadar çabuk sarılacağını bir farkında değil. Böyle yaptı, bu okundu ve geçti. O hava içinde komitede kimse Kennedy'ye kulak verecek durumda değildi. Bir ara İsmet Paşa'nın Gürsel'e yazdığı mektubun komiteye okunması önerilmiş ama bu da reddedilmişti. Mektup
toplantı masasının üstüne kondu, isteyen okusun dendi. Çoğunluk okumadı. Dışarıda onlarca gazeteci kararı bekliyordu. İmralı'daki 15 kişinin hayatı Ankara'daki 22 askerin elindeydi. Günlerdir evlerine aslında görelim türü tehditler geliyor. Bu arada asmazsanız biz de sizi asarız diyenler de çıkıyordu. Komite üyelerinin bir bölümü tüm idam kararlarının hapse çevrilmesinden yanaydı. Bir grup ise mahkemenin verdiği tüm idam kararlarının onaylanmasını istiyordu. Bir de ara çözümü savunanlar vardı. Onlar da bazılarını asalım diyorlardı. Hava iyiden iyiye elektrikliydi. O arada bazı silahlı harbiyelilerin meclisi sardığı haberi geldi. Herkes telaşlandı. Gürsel çareyi bir an önce oylamaya geçmekte buldu. Öncelikle komite üyelerine şu soruyu sordu. Tamamını müebbete mi çevirelim yoksa infaz olsun mu? Şimdi kalkacak eller yaşamaya ya da ölüme karar verecekti. Belki o saatlerde, belki birkaç saat öncesine kadar da komitede çoğunluk onların müebbete çevrilmesinden yanaydı. Cemal Gürsel'in başkanlığında oylama yapıldı ve oylamada 4 kişinin öbür tarafa kaydığı görüldü. 9-13 idamların infazı hakkında karar çıktı. Komite 4 oy farkla idama evet demişti. Şimdi ikinci oylama geliyordu. Kimler idam edilecek? O toplantıda nelerin konuşulduğu bugüne dek bir sır olarak kaldı. Kimlerin neden idam isteyip kimlerin nasıl karşı çıktığı, son anda 4 üyenin neden saf değiştirdikleri hiç açıklanmadı. İçeride ne konuşulduysa konuşulmuş ve bazılarını asalım diyen görüş kazanmıştı. Kimlerin asılacağı belirlenirken de mahkeme kararı ölçü alındı. 15 idamlıktan 4'ü hakkındaki karar Yüksek Adalet Divanı'nın oy birliğiyle verilmişti. Diğerlerinde karara katılmayan üyeler de çıkmıştı. İşte komite bu 11 DP'linin cezasını yaşam boyu hapse çevirip diğer 4'ünün cezalarının infazını kararlaştırdı. İdamı onaylanan 4 kişi Bayar, Menderes, Zorlu ve Polatkan'dı. Aynı toplantıda Bayar'ın cezası 65 yaşını aşmış olması nedeniyle hayat boyu hapse çevrildi. 3 saatlik toplantı 3 idam kararıyla bitmişti. Saat 19.21'de toplantı bitti. Şeyden çıkıyoruz, toplantı salonundan. Hepimiz üniformalıyız. Aşağı merdivenlerin mesafından aşağı inerken merdiven ön kapısının, o şeref kapısının önündeki aşağı düzlükte yüzlerce böyle foto muhabiri, basın, yabancı ve yerli. Birden ışıklar parladı. Akşam karanlık artık. Merdivenlerden iniyoruz ama biz karar verdik. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Karar bitti. Ama kararın ilanını yasada irtibat bürosu yapacak diye karar aldık. Yani o anda toplum birden karışmasın düşüncesiyle yasada irtibat bürosu verecek dedik. Sonucu. Diyeceğiz. Şimdi herkes bir soru soruyor, anlatıyorlar. Biz hiçbir şey söylemiyoruz. Bir kişi Cemal Gürsel'e bir soru sordu. Efendim sivillerin mi dediği oldu, askerlerin mi dediği oldu? Cemal Gürsel'e buna cevap vermeden ben atıldım. Ne sivillerin dediği oldu, ne askerlerin dediği oldu. Vicdanımızın dediği oldu dedim. O bir tehlikeli bir soru. Yani sivillerin değil askerlerin işe müdahale ettiğini gösteriyor. Yani onu da o anda kamuoyunun duymasını istemedik. Komitenin kararı yine Yassıada'dan gelen kuryeler tarafından İstanbul'a irtibat bürosuna uçuruldu. Büro gece yarısı basının merakla beklediği açıklamayı yaptı. Haber önce radyolarda ardından da gazetelerde bomba gibi patladı. 3 idam var. O gece saat 11 ajansı idamların tasdik edildiğini söyledi. En az 20 çuval evraktı. Bu 20 çuval evrakı Ankara'ya götürmediler. Sadece karar götürdüler, kararı. O karar ise en az 500 sayfaydı. O kararı dahi okumamıştır Milli Birlik Komitesi. Tamamen bir pazarlık işi. Kendi aralarında pazarlıktır. Ankara'da haklarında verilen kararlardan haberdar olmayan 14 idam mahkumu o sırada İmralı'ya varmışlardı. Geldiklerinde ikindi vaktiydi. Adı asker kaynıyordu. Elleri önden kelepçeliydi. İki koruma eşliğinde birer birer karaya çıkarıldılar. İlk gelenler Celal Bayar. İkinci bekliyoruz. Protokol sırasına göre gariplik. Menderes yok. Arkadan sırayla çıkıyorlar. Refik Koraltan falan filan.
Onların öndeki kelepçeler arkaya vurulup yukarıya, benim dediğim o yukarıdaki infaz olacak yerlere, hücrelere tek tek alınmaya başladılar. Sıralandık biz. 14 kişi, Adnan Bey yok. 14 kişi sıralandık. Öndeki bayar olmak üzere işaret ediyorlar, gidiyor. Gittikten sonra tam yukarıdan 15 dakika geçiyor. Tamam diyor birisi. Arkasından öteki gidiyor. Tamam diyor. Ben hükümet tabiri yaptım, bilirim. İdama mahkum olan bir mahkum asılacağı zaman eli arkasına bağlanır. Hemen 5 dakika içerisinde de infaz edilir ve iş tamam olur. Bu benim bilgim, malumatım dahilinde. E bizi elimize bağla, arkamıza bağlamışlar. 15 dakikada bir tamam diyor, herkes gidiyor. Ben zannediyorum ki giden adam asıyorlar, hadi yavrum tek gelsin diyorlar. Öyle zannediyorum. Başka türlü düşünmek de mümkün değil ki. Bizi aldılar, sıra bize geldi. Biz tabii benden evvel gidenlerin ne olduğundan malumatım yok. Ben asıldı zannediyorum onları. Sonra götürdüler bizi bir odanın içerisine tıktılar. Elleri arkadan kelepçeli olarak getirildikleri yer bir metrekare genişliğinde bir hücreydi. Karanlıktı. Az sonra biri gelip fotoğraflarını çekti. Ardından bir onbaşı 14 nöbetçiyle kapıya dayandı. Nöbetçileri taksim ettim. Rahmetli Bayar'ın başındayım. Fakat bu arada subay olmadığı için başımızda yukarıdaki 10 kişi Celal Bayar, Refik Koraltan, Hasan Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu, Agah Erozon, İbrahim Kirazoğlu, Emin Kalafat, şu an hatırladığım bunlar. Bunların hepsine geçmiş olsun dedim. Böyle de dar bir koridor var, hepsine geçmiş olsun dedim. Rahmetli Fatih Rüştü Zorlu biraz pek konuşmak istemedi. Sonra artık ben biraz daha şey yapınca bir tek kızının olduğunu, Şişli'de bir evinin olduğunu ve kızının nişanlı olduğunu, kızının mürüvvetini göremeyeceğini bana söyledi. İnşallah Allah her şeyden kurtarır dedik. Bu arada dışarıda hummalı bir faaliyet sürüyordu. Henüz kararların kesinleşmemesine rağmen dar ağaçları kurulmuştu. Hatta infazı gerçekleştirecek iki de cellat bulunmuş ve cezaevi müdürünün odasına alınmıştı. Geldi. Durum izah edildi kendisine. Görevi yapacağını söyledi. Biz ona tabii ambar memurunu çağırdık. Orada hurgan var. Onu verilmesini, zeytinyağı tenekesi verilmesini söyledik. Kapıdan çıktı, çıktı ondan sonra birden baktım geri döndü. Gardiyan dedi ki görüşmek istiyor, gelsin falan. Savcı Bey de öyle oturuyor. Dedik nedir? Dedi ikimize de cellat yazmışsınız. Ben dedi börekçi Ali'yi astım dedi. Benim tecrübem fazla dedi, mümkünse baş cellat yazın bana dedi. Bu arada idam kararları da özel bir kurye ile İmralı'ya getirilmişti. Adada bir dalgalanma oldu. Özellikle nereden ve neden getirildikleri belli olmayan bir grup subay kıpırdanmaya başladılar. İçeride belki 15-20 tane teğmen, yeni çıkmış pırıl pırıl delikanlılar, Thompson'lara böyle mermi sürüyorlar. Şakır şukur falan filan. Orada mermiler çekirdek böyle uçuyor. Bizim odanın içi yerlerde çekirdek alıp da tekrar koyan yok. Devletin malına vermiş ordu falan. Bunlar bu olayı duyup niye 3 tane idamlık, niye diğerleri müebbede çevrilmiş, gerekirse biz infaz ederiz diye İmralı'ya gelen şahıslar. Durum Cemal Tural'a aksetti. Cemal Tural geldi. O müdahale etti olaya. Dedi ki görüştüm, paşa böyle istiyor. Bu böyle olmuş. Kati surette burada herhangi bir olay çıkartmayacaksınız. Buna müsaade edilmeyecektir dedi.
Vakit gece yarısını geçtiğinde İmralı cezaevinin 14 hücresinde ölümü bekleyenler için belirsizlik hala bitmemişti. 9 saattir elleri arkadan kelepçeli olduğu halde bekliyorlardı. Bayar son anda kendisine verilen Yastığada Kararları kitabını sırtına destek yapmış uyuyordu. Saat 3'e doğru dar koridorda ayak sesleri duyuldu. Agah Bey, Agah Bey. Yolculuk başladı, gidiyoruz. Şahadet kelimesi getirin dedi. Şeyden, hücreden bir ses. Bir ayetil kürsü duası hücrenin birinden yükseldi. Ayetil kürsü duasından sonra ayak sesleri başladı. Geldiler. Gelenler Yassıada Başsavcısı Ömer Altay Egesel ile İstanbul İnfaz Savcısı Hüseyin Yücel'di. DP'nin Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a çoktan yakalarına iliştirilmiş olan kararları yeniden okudular. Sehpalar hazırlanmış idi. Ben rahmetli Fatih Rüştü Zorlu'yu aldılar ilk önce. Aşağıya indirdiler. Aşağıda kendisine hüküm tefhim edildi tekrar. Zaten yüzüne karşı yapılmıştı. Orada abdest almak lüzumunu hissettiğini söyledi. Müsaade etti, abdest aldı. Karısına, kızına, annesine hitaben mektup yazdı. Bunun verilmesini istedi. Anneciğim, Emelciğim, Sevinciğim ve Ağabeyciğim. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorum, sakinim. Huzur içindeyim. Benim için üzülmeyin. Sizlerin de sakin ve huzur içinde yaşamanız beni daima müsterih edecektir. Bir ve beraber olun. Allah'ın takdiri böyleymiş. Hizmet ettim ve şerefimi daima muhafaza ettim. Anne, siz sevdiklerimi muhafaza edin ve Allah'ın inayetiyle onların huzurunu temin edin. Hepinizi Allah'a emanet eder, tekrar üzülmemenizi ve hayatta berdevam olarak beni huzur içinde bırakmanızı rica ederim. Allah memleketi korusun. Fatih Rüştü Zorlu. Kravatını çıkarmak istememiş bir defa. Yani tam son ana kadar diplomat haricice olmaz demişler. Peki demiş, o zaman sesini çıkarmamış. Ve iskemleyi kendi tekmelemiş. Yani hiç gözünü kırpmamış. Şey olarak yani son. Da onu maç da yazmıştı. Yaşadığı gibi büyük bir senyor olarak öldü. Ardından Hasan Polatkan alındı odasından. Beyaz gömlek giydirildi, hüküm özeti boynuna asıldı. Bitkin görünüyordu. Erimişti. Biraz gecikmiş olsaydık, bilmiyorum kalp var mı yok mu, belki de ölürdü yani. Onu aldılar. Onu da kapıdan çıktıktan sonra aynı dini telkin ona da yapıldı ama halsizdi. Bu bina ile onun arkasında bulunan hamam olarak kullanılan bir yer var. Önü de çorap atölyesidir onun. O ikisinin arasında bir yol var. Sehpa oraya konulmuştu. Onun da infazı orada yapıldı. Sabah olduğunda İmralı'da ayak sesleri dinmişti. Ayrı hücrelerde kalan mahkumlar birbirlerine seslenerek kimin gidip kimin kaldığını saptamaya çalışıyorlardı. Yalnız iki çağrı yanıtsız kaldı. Az sonra Yasada komutanı Tarık Yürer geldi ve tek tek hepsine idamdan kurtulduklarını bildirdi. Bu arada kravatını Bayar döşeğinin altına sokmuş. Bir de yeşil kalem şöyle. Sokmuş, unutmuş orada. Kim nasıl vermişlerse Tarık Gürüye vermişler kravat. Salona çıktık, aşağı inmek üzere. Paltosunu cebinden çıkardı Tarık Gürüye. Bu ne Bayar bu dedi. 26-20 Eylül'de yaptığın gibi mi yapacaktın yine dedi. Şöyle kafasını ters kaldırdı. 26-27 Eylül'de bana yapmış olduğunuz hakareti İzzet-i nefsim kabul etmedi ve yaptım. Şimdi ise maalesef ben ölümden korkan erkek değilim. Buyurun beni de çekin ipe dedi. Tarık Gürüye o zaman eliyle omuzuna vurdu. Aslansın dedi aslan. Ve aşağıya indik. Odada toplandığımız zaman hep biz bize kalınca
O yatsı ada savcısı da gittikten sonra Sayın Bayar dedi ki arkadaşlar bakın bakalım. Hasan Bey ile Polatkan'dan başka bir de Adnan Bey'den başka aramızda olmayan kimse var mı dedi. Dediler ki maalesef bu iki arkadaşımız var. Adnan Bey'in de zaten gelmediğini biliyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Yok dediler. O zaman dedi ki beyler metanetinizi kaybetmeyin. Sükunetinizi ve itidalinizi muhafaza edin. Bu dedi siyasettir. Bizim hapishanede kalmamız uzun sürmez dedi. O konuşma ben dahil hepimize büyük bir moral gücü verdi. Celal Bayar'ın bu gözlerinden iki damla yaş böyle aktığını gördük, herkes gördü bunu. Milli Birlik Komitesi sağ olsun dedi, o kadar bir şey diyor. Çıkarttı gözlüklerini, gözlerini şey yapacak, yaşlarını silecek. Tabii camlar, kalın camlar, baktığım zaman bir derin boşluk var, bir şey göz diye bir şey görmek mümkün diye tekrar taktı. 27 Mayıs'tan o ana kadar her an direnmeyi başaran Bayar o gün ilk kez gözyaşı döktü. 10 yıl boyunca birlikte çalıştığı iki arkadaşı asılmıştı. Şimdi sıra Başbakanı Adnan Menderes'teydi. Menderes'le tüm yasada duruşmaları boyunca yan yana oturmuşlar ve tek kelime konuşmamışlardı. Yalnızca bir gün Menderes mahkemede not tutarken kalemi bitmiş. Bayar kendi kalemini uzatmış, o kalemle not tutup işini bitirdikten sonra da teşekkür ederim deyip iade etmişti. Bayar'ın Menderes'ten duyduğu son söz bu oldu. O kalemi ölene dek sakladı. Cumartesi sabahı gazeteler komitenin idam cezalarından üçünü onayladığı haberiyle çıktı. Birinci sayfaların bir başka konusu da Menderes'in hasta yatağında oluşuydu. İnfazlardan henüz kimsenin haberi yoktu. Karar sabahı ailem benden saklamaya çalıştı. Uzaklaştırdılar, gazeteleri vermediler. Fakat bir yakınım kendine hakim olamadı. Bu imkansız bir şey, yapamazlar, olmaz böyle bir şey diye bağırdığı zaman hissetmeye başladım. İsrarla sordum. Bir arkadaşım nihayet daha ben ümit edebilir miyim, daha ben ümit edebilir miyim diye sorduğum zaman gözlerinden böyle hayır dedi. 16 Eylül sabahı kalktığımız vakit gazetelerde hem ölüm cezaları hem rahmetli babamın sarım takılmış, gözleri kapalı yatakta yatarkenki resmi, diğer tarafta da Fatih Üstü ve Hasan Polatkan'ın ifazlarının yapıldığını belirten fotoğraflar vardı. Hemen hemen yapacak bir şey kalmamıştı. Öyle gözüküyordu. Bu arada sağlık haberini de tam olarak almış değildik. Acaba ilaç mı verilmişti? Kamuoyunun tepkisi mi böylece ölçülecekti? Acaba dar ağacına götürmeye cesaret edemeyeceklerdi de intihar süsü içerisinde mi bir tür ölüm olayı tertiplenmişti? O gün içerisinde bütün bu düşünceler kafamızdan geçiyordu. Sağlık durumunu öğrenmeye çalışıyorduk. Ama herhalde dünyada en zor şeylerden birisi ölüme mahkum edilmiş bir insanın sağlık durumunu öğrenmektir. Çünkü iyileşirse bir ümit vardı ama iyileşirse belki o ankinden daha kötü şartlar içerisinde ölüme gitmiş olacaktı. Berin Menderes o gün son bir umutla önce Osman Bölükbaşı'nı aradı. Bölükbaşı üzgündü, yapacak pek bir şey görünmüyor dedi. Geriye bir tek çare kalıyordu, İsmet İnönü'ye gitmek. Daha bir yıl önce meclis kürsüsünde sizi ben bile kurtaramam diyen İsmet Paşa acaba şimdi Menderes'i kurtarabilir miydi? Annem görüşürken ben de dikkatle İsmet Paşa'ya bakıyordum. İsmet Paşa'nın gözleri buğulanmıştı, gözleri yaşlıydı.
son derece de üzüntülü gözüküyordu. Annemin söylediklerine bu tür girişimlerde bulundum. Ama çılgın vaziyetteler. Kelimeler aynen aklımda kalmıştır. Bir türlü söz dinlemiyorlar, söz dinletemiyorum dediğini hatırlıyorum. Ve annemin birkaç cümlesinden sonra aynı doğrultuda İsmet Paşa'nın tekrar anneme dönerek, bana da bakarak, tabii ben de kötü bir şey olmasını istemiyorum, bunu diliyorum ama neticenin ne olacağını bilemeyiz. Fakat o veya bu istikamette ne olursa olsun, ailesi olarak başta hanımefendi siz, hepiniz biliniz ki akıbeti ne olursa olsun Menderes'ten size ilzam edecek bir şey kalmayacaktır. İnönü bu görüşmeden sonra sabahın ilk saatlerinde Gürsel'i ziyaret etmiş ve idamları durdurmasını istemişti. Zorlu ve Polatka'nın asıldıklarını da orada öğrenmişti. Hiç olmasa Menderes kurtarılabilirdi. Ama Gürsel bunu yapabilecek durumda değildi. İpler artık onun elinden çıkmıştı. İmralı tamamen Silahlı Kuvvetler Birliği'nin denetimindeydi. Gürsel İnönü ile görüştükten sonra önce İstanbul 2. Ordu Komutanı Celal Tural'ı aradı. Bulamadı. Sonra Silahlı Kuvvetler Birliği'nin bir başka güçlü ismini 66. Tümen Komutanı Faruk Güventürk'ü arattı. O da ortada yoktu. Telefona eşi çıktı. Oğlum Güventürk istiyorum dedi. Söyle hanımefendi, oğlum Güventürk'le konuşmak istiyorum dedi. O zaman yok Güventürk. Yerini biliyor musunuz? Israrla. Efendim bilmiyorum diyor. Bilir, Gürsel diyor ki bilir. Sorun, bilmesi lazım. Bilmiyorum efendim dedim. Katiyetle yani bilsem haber vereceğim. Hemen bir araba istedim, Tümen'e gittim. Dedim ki galiba şey yapacaklar. İdamları durduracaklar. Paşa'yı arıyorlar. Hiç kimse şey yapmadı. Talip olmadı durdurmak için. Yani bulmak için. Boş ver yenge, ne bilelim şimdi nerede bulalım falan. Yani arkadaşlar talip olmadılar. Anlı Menderes'in idamını şey yapmadı. Yani ordu tasvip etti. Gürsel'in artık yapabileceği bir şey kalmamıştı. İnönü öğleden sonra da Dışişleri Bakanı Sarper ve Genelkurmay Başkanı Sunay ile görüştü. Sunay infazdan yanaydı. Belki de şu ana kadar asmışlardır bile diyordu. Komitenin kararını durdurabilecek hiçbir otorite yoktu. Ankara ayaktaydı. Gürsel, dört partinin lideriyle zirve yapıyor ve ortamı yumuşatmaya çalışıyordu. Bu arada yurt dışından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kennedy, İngiliz Kraliçesi Elizabeth, Fransız Devlet Başkanı De Gaulle, Pakistan Devlet Başkanı Eyüp Han, infazların durdurulması için birbiri peşi sıra mesajlar yolluyorlardı. Ama nafile, Milli Birlik Komitesi son sözünü söylemişti. Adnan Menderes'in son günü pazardı. Nispeten iyileşmiş olarak uyandı. Odasına ada komutanı Tarık Güryay ve çocukluk arkadaşı Ethem Menderes geldiler. Güryay, Menderes'in intihar girişiminin ileride başına iş açmasından kuşkuluydu. Adnan Menderes'ten intihardan kimsenin sorumlu olmadığına dair bir yazı yazmasını istediler. Menderes, odadaki teyp çalışırken aslında ölmeye çoktan kararlıydım. Dayanmaktan, katlanmaktan yorulup usanmıştım dedi. Nasıl intihar ettiğini anlattı. Ayrıca bir de kağıda yazıp imzaladı. Az önce döndüğü ölüm yolculuğu az sonra yeniden başlayacaktı. Pijaması içinde bitkin görünüyordu. Mahkeme kararlarından bile haberi yoktu. Son görüşmesini Ethem Menderes'le yaptı. Ethem onun ilk ve son dostuydu. Çocukluktan başlayan bir arkadaşlık yarım asır sürmüş ve işte sonuna gelmişti. İki dost o gün çocukluklarına döndüler. Aydın'ı, Çakırbeyli çiftliğini, Çine çayını konuştular. Orada demiş ki, ah demiş Ethem, bizim de bize gerek politika. Serbest fırkasına girdik, yüzümüzü gözüme bulaştırdık. Aydınlara çok istiraba sebep olduk. Demokrat Parti'ye girdik. Bütün gayretimizle, bütün samimiyetimizle memlekete hizmet ettik, hizmet etmek istedik. Bak ne hale getirdik memleketi. Anam avradım olsun, tövbeler olsun, bir daha çiftlikten Aydın'a gelirsem. Değil politika,
Aydın'a gelirsem oturacağım Çin'e çayının kenarındaki söğüt ağaçlarının dibinde oturacağım. Başımı göğe çevireceğim. Söğüt ağaçlarının yapraklarının yüzümde dolaşmasının bana getireceği saadetle yetineceğim. Hiçbir şeye karışmayacağım. Oysa artık Aydın'da Çin'e çayı da bir daha görülemeyecek kadar uzaktaydı. Az sonra Menderes giydirildi. İskeleye götürüldü. Nereye diye sordu. Ada komutanı deniz hastanesine gideceksin dedi. Bu işittiği son yalan olacaktı. Ayrılırken ne olur komutan dedi. Berin'den mektup geldiğinde bana iletiverin. Ada komutanı Tarık Güryay, Menderes'i İmralı'ya yolcu ettikten sonra makamına döndü. Az sonra telefon çaldı. Arayan Cemal Gürsel'di. Hemen söze girdi. Tarık dedi, Adnan Menderes'i hiçbir yere gönderme. Gürsel belki son anda bir formül bulmuş, belki de son kez şansını denemek istemişti. Ama Menderes yola çıkmıştı bile. Güryay, bir emriniz varsa hemen İmralı'ya ileteyim dedi. Gürsel emrinin İmralı'da uygulanıp uygulanmayacağından pek emin değildi. Hayır dedi, yapacak bir şey yok. Olan olmuş. Telefon kapandığında Menderes'i kurtarabilecek son kapı da kapanmış oluyordu. Az sonra devrik başbakanı ölüme taşıyan feribot İmralı'ya yanaştı. Hemen arkasından başsavcının feribotu geliyordu. İskelede iki subay Menderes'in koluna girdiler. Getirip iki gardiyana teslim ettiler. Menderes geldiği yerin hastane olmadığını orada anladı. 3 tane hücum bot geldi. Ortadaki hücum bottan bir kişiydi. Lacivert elbiseli. İşte saat yarım falan da olmamıştır tahmin ederim. O cam gibi açık olan hava, fırtına, rüzgar, toz. Toz. Çok hafif de bir yağmur yağdı. Rahmetli kordan indi. İskelenin az berisinde bir bina yaldırar. Orada Menderes'in elleri önden kelepçelendi. Yakasına infaz kararı iliştirildi. Boş bir odada koltuğa oturtuldu. Hüzün yüzünden okunuyordu. Gayet halsiz, bitkin, böyle şaşkın bak. Yani şunu söylemek istiyorum, yanlış anlaşılmasın. Tam uyanıklık durumu yok, belli değil. Geldi orada oturdu. Hatta bir ara ben içeri girdiğim zaman ayağa kalkıyor. Yani bir tedirginlik var. Ben buyurun oturun dediğimde bana hiç unutmam. Siz ayaktayken ben nasıl otururum? Yani artık bu saygının bu kadarı da biraz fazla. Bu bir korku gibi bir şey var yani insanda. Odadaki bekleyiş sırasında Menderes'e bir hoca getirdiler. Hocayla baş başa kalmak istedi. Buna izin verilmedi. Son sözleri soruldu. Şunları yazdırdı. Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim. Bu arada karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum. Elleri arkadan kelepçelendi. Üzerine beyaz infaz gömleği giydirildi. Binadan çıkarıldı. Yanında iki gardiyan olduğu halde İmralı cezaevinin bahçesine doğru yürümeye başladı. Yolun iki yanına 20'şer adım arayla askerler dizilmişlerdi. Son yolculuğuna çıkarken son kez dünyaya baktı ve ağzından şu iki cümle duyuldu. Hiç küskün değilim. Hiçbir dargınlık duymuyorum. İşte hikayemizin sonu. Bütün bu olayların üzerinden çok zaman geçti ancak dün gibi tazeler. O 27 Mayıs sabahı sokakları dolduran üniversiteli liseli gençlerin arasında bizler de vardık, bizim kuşağımız da vardı. Gençtik, heyecan içindeydik. Göstericilere yiyecek taşımış, onlarla birlikte olur mu böyle olur mu şarkısını söylemiştik. Ülkenin yararına bir şeyler yaptığımıza inanıyorduk. Bugün geriye dönüp bakıyorum ve içimde bir burukluk hissediyorum.
İnsan kendi kendine bu şekilde olmamalıydı, böyle bitmemeliydi diyor. İşte o zaman gerçek demokrasiye olan tutku daha da artıyor. Peki bütün bu olaylardan kim sorumlu? Aslında hepimiz sorumluyuz.